en baba benim. Ah. Nasıl? Bruh. Arkadaşlar, sınavınız nasıl geçti? İyi geçti mi arkadaşlar? Gelin beraber şeylere bakalım. Sınavdan giremeyip sınava geç kalan insanların bugünlerinden kesitlere bakalım. Hah, söyledim cümleyi. Geç kalanları üzmek çok eğlenceli bu arada. Var ya bak, YKS bitti. Ben 2 sene önce girdim. Her sene açıp izliyorum sınav sorusu. Çok eğlenceli. Bu noktada bir şey yok. Yaptığım okuldan da 135. Bu da değil. Tamam, teşekkür ederim. Bunu izlemişim. Hah. Sınava geç kaldı. Bir dakikayla bir yılı gitti. Kim geç kaldı abi? Göster abi. O benim. Hadi oğlum, geç kalın artık. Ana. Ulan. Nasıl gidiyor? Ya bir görüşürüz abi. Elinde sınav giriş belgesi. Oo, bir tane şarkı vardı ya. Neydi o? Güneşli bir pazar sabahı, yepyeni. Seni çok seviyorum. Ki varsın galp galp galp. Evet, pazar günü ikinci oturuma girecekleri açıyorum. Bu şarkı Javox'a ve bütün yarın sınava girecekleri gelsin. Umarım aklınızda kalmaz bu şarkı. Çok boktan bir şarkı çünkü. Özür diliyorum şimdiden. Geçti bir pazar günü sınav sabahı. Yepyeni bir hayat başlasın benim için. Kimdeyim ve sınava giriş belgeminde. Yürüyorum sınav binasına büyük hevesle. Sınav binasına araç gereç alınmaz. Sınav kuralları neden uymasak olmaz. Biliyorum. Acaba böyle çantayla girmeye çalışan var mıdır sınava? Sınav kuralları önemli, uymasak olmaz. Biliyorum tüm kurallar gireceğim için. Benim sınav sabahı, benim en yakın arkadaşım bana bunu atmıştı. Ben sabah böyle uyandım sınava girmeden önce. Çok kötü yani, sakın izlemeyin bunu sınavdan önce. Yeni bir hayat başlasın benim. Bir de bir saatmiş ya, yeni görüyorum bunu. Yepyeni bir hayat başlasın bizim için. Çok depresif şarkı ya. Hiç böyle güzel bir şey his vermiyor yani. Koş koş. Koş lan. Oğlum var ya, sokağa çıkma yasağı olmasa yarın ilk işim liseye gidip lisenin önünde sınava geç kalanları izlemek olurdu bu. Bence üzücü değil. Ben gram üzülmüyorum orada gerçekten ya. Böyle şey yapıyor, diyor ki la oğlum zaten şey, oğlum liseye zaten yakınız, yarım saat kala çıkarız yola falan diyorlar. Sonra böyle yetişemiyorlar, böyle trafik oluyor, böyle bir şey oluyor. Oğlum ben 2,5 saat önceden girdim. 2,5 saat, bak yarım saatte gittim, 2 saat boyunca binanın önünde bekledim. Ben o kadar değer veriyorum sana, çünkü bir yıl onu bekliyorsun ya. Bir yıl bekliyorsun, sınav 9.30'da ondaysa 7-8'de neredeyse orada olacaksın. Öyle öyle yap yani. Yarın da girecekler söylesin yani. Bir tane görüntü gördüm. Kız sınavın binasına tırmanıyor. Gördünüz mü? Nerede ya o? Bir dakika, bu değil ya. Bu muydu ya? Hani biz öğrenci olarak sınava titriye titriye girmek istemiyoruz. Korkarak girmek istemiyoruz. Yani sonuç olarak olmuyor. Ne oldu? İsminizi öğrenebilir miyim? Geç mi kalmış? Çok kötü. Saçım nerede? En kötüsü, en berbat. Yerin dibine. Ha, sınav çıkışıymış. La izleyelim bari. Girdi. Evet, başla artık. Evet, sınav bitti şu anda. Sınavdan çıkan bir öğrencimizle beraberiz. Bakalım sınavı nasıl değerlendirecek? TYT sınavımız nasıl geçti? Daha kolay olmasını bekliyorduk. Çünkü bu kadar bizi zorlamaları. Her sene aynı şey bu arada ya. Her sene bir zor yani. Anladın mı? Gerekiyordu. Hiçbir sınav çıkışında
oğlum ne kolaydı diyen bir topluluk olmuyor ya. Bu pandemi sürecinde zaten çalışmalarımız çok kötü geçti. Matematik zaten çok zordu. Yani matematik o kadar zordu ki neye uğradığımızı şaşırdık. Hadi ya, matematik zor muydu vay canına? Türkçe ilk başlarda kolay geçti, son sorular bayağı. Nasıl geçen sene kolaydı lan? Oğlum her sene matematik zor oluyor zaten. Matematik kolay olduğu bir sene yok ki yani. Zorladı ama sosyalde bir sıkıntı çekmedim. Sosyal kolay gelmişti. Yani böyle değerlendireceğim, bayağı zordu. Keşke böyle yapmasaydılar ama şaşırmıyoruz. Türkiye eğitimi her zamanki. Normal girdiğiniz denemelerde alttan da bir laf çaktı böyle devlete. Ben kaynaklardan çok mu farklıydı matematik soruları? Kesinlikle daha iyi çözüyorum denemelerimde. Yani böyle bir bayağı çözdüm ama bu deneme bayağı zordu. Ruh. Bu kaliteler ne oğlum ya? 2021 yılındayız oğlum. Oğlum bu hani panik anı çok hoşuma gidiyor şu anda nasıl ya. Kapılar. Oğlum bir tanesi tırmanıyordu ya. Nerede o tırmanan ya? 950 değil mi la? Bulacağım onu, bulacağım. Vallahi tırmanıyor. Neyse bulamadım. Bu neymiş? Ha bunu biliyorum ben. Bakın bakın bu çok ilginç. Bu çok ilginç bugün. İki kişiyi dal da bırak ya. Bak bak bu kadın koşuyor tamam mı? İki kişi kaldı. Büyük ihtimal dakikayla kaçırıyor birisi. İki kişi ya, şu iki kişiyi aldı ya. Trafik de kaldı ya. Ya lütfen tabii ki sen yeni nesil ya. Hala. Şu iki kişi ya. Bak şimdi ne olacak. Bak şimdi. Kimse kalmadı bari iki kişi ya. Bak 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 bak. Ağlıyor kadın. Uzaklardan birisi geliyor. Kim bilmiyorum yani kimin geldiğini. Eski mi la bu? Böyle bağırıyor böyle. Hani LoL'de ulti atarsın böyle en iyisin mesela ulti atıyorsun Tibbers geliyor ayı geliyor falan. Onun gibi böyle bağırıyor bir ulti atıyor. Aç kapıyı F'de bağırarak ki ne oluyor oğlum? Aç kapıyı! Bir adam istedim tırık değil aç kapıyı! Aç! Komik müzicimi anlayamıyorum ya yaş artık. O aradaki bağ kuramadım. Oğlum şey lazım bana ya. Sınav binasında tırmanan birisi vardı. YKS'den çıktıktan sonra arı kırağı bağları mı ayırıyoruz? Hala arıyor beni Allah. Hala arıyor. Meryem arıyor beni. Aramasın söyle kendisini. Aramasın. Kim bu Meryem? Meryem aramasın. Kim bu Meryem? Bu ne böyle sinir la bu? Deli etti beni bu insanlar. Aa arkadan bildirimsiz geldi. O bildirimsiz çok güzel bu arada. O tırmananlar nerede ya? Onu bulmam lazım benim ama. Ben bulacağım. Sınava geç kalsam dur gider geçerim. He? Ne yaparsın? Bu muydu la? Saat 10'du almadılar içeri. Lambalarda çok takıldım. Bir suçum var mı yani? Tolerans tanımaları lazım. Keyfi kalmadı ki parkta oturmadık ki lambalarda takıldık. Yazık günah yani bu kadar. Oğlum lambalarda takılmak ne demek ya? Takılırsın 10 dakika 20 dakika en fazla. Ne böyle 2 saat trafikte mi oldu bunlar anlamadım ben. Anadolu Fakültesini okumak ilahiyat. Mühimmatif mezunuyum. En azından ön lisans kazanmak istiyordum. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Bakın trafik bence bir bahane değil bu arada ya. Trafiğin yanında bir de harbiden kötü bir etkin olması lazım geç kalman için. Ben trafik bahanesini pek de kabul edebileceğinizi düşünmüyorum. Bir dakika çok da izlenesim gelmiyor. Bununla geçelim. Evet her sene sınav esnasında açılacak ve izlenecek videolar serisi bir. Nazif. Özes. Şu yorgan çok casual ya bütün evlerde. Bütün herkes bu yorgan stiliyle yatmıştır büyük ihtimalle. Kaçırdın. Özes'i kaçırdın Nazif. Kırmış boğazım, bekliyorlar yol altında onlar. Nazif büyük adam olamayacaksın Nazif. Nasıl kaçırırsın Özes'i Nazif? Kaçta başlıyordu sınav? 10. Saat kaç? 11. Çalışmış mıydın sınava? Çok yoğun bir tempoyla çalıştım yaklaşık 4 ay. Gece gündüz ders çalıştım. Ne verdim kendime. İyi bir yer istiyordum, hukuk istiyordum. Hukuk, Galatasaray hukuk.
Galatasaray hukuk muydu hedefin? Orasıydı veya Boğaziçi'nde herhangi bir bölümdü. Herhangi bir bölüm. Hedefe bak. Herhangi bir bölüm. Acaba ama ne yapıyor la bu? Bir yere bu çaycı oldu diye haberler çıkmıştı ya. Hatırlıyor musunuz mu haberlerim? Onlar doğru mu bilmiyorum ama bunun çaycı olup olmadığını. Girmiş de kazanamamış gibi. Nasıl kaçırsın lan bu şeyi ya? Manyak mısın? Ya varmış. Uyandır dedim, şimdi uyandırıyor. Nasıl doktor ol lan? Katar'da askerle mi girdin? Salaha bak. Ben gerizekalısın ama olan ben miyim, sen uyanacaksın. İp ne? Yavşak bir de bana şey yapıyor, fırça kayıyor. Ya. Neyse seneye artık. Oğlum sınava giren kişi sayısını senin gibi öküzler arttırıyor işte. Bu arada bu Katar olayını herkes diyor ki abi o olay yalanmış abi filan. Arkadaşlar yalan değil. Olay aslında şöyle: Katar'daki askeri alanda asker olan Katarlı gençler Türkiye'ye geldiğinde direkt sınava girmeden medikal alanda eczanecilik olsun, tıp olsun birçok yeri okuyabiliyor ve oradan iş sahibi olabiliyor. Sadece asker olması yeterli. Bence yani asker olsun olmasın bence fark etmez, yine de biraz fucked up bir durum. Yalan değil yani. 2 milyonum. Ama şikili bizim gençlerimiz de Katar'da aynı şey yapabiliyor. Ama bizim gençlerimizden yani sizce yaparlar mı? 1 milyonu böyle boş beleş. Katar işe. Nasıl bir yer lan acaba? Ben hiç bakmadım. Böyle bir bakmak istiyorum. Bakalım mı? Katar. Barabapapa. Dubai ne olduğu yer falan olamaz mantıken. Zengin ülke. Bu ne lan, parmak? Niye burada parmak? Parmağa geldik. Bir dakika. Buraya hiç girmemiş ki otobüs. Otobüs ne ya? Araba işte. Burası Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir ülke ise, evet, zengin bir ülke. Sümeyra Çenet'in videosu var Katar'la ilgili, istersen bak. Ya neyse, boş verin ya. Arabası gerizekalılarla dolu. Abi ya, 11 mi saat ya? Saatini ileri aldım oğlum senin, kalk. 2 saat ileri aldım senin saatini. Tabii oğlum, kalk hadi. Kalk kalk. 9 saat kalk. Ciddi misin? Evet. Saati bakayım bir. Kamera açık. Şu masum kalkış, bir masum şey çok güzel değil mi ya? Kamerayı kapat o zaman. Kamerayı kapat. Yiyeceğim ya. Hadi oğlum 11. Çok tatlı.